Devam ediyor. Şimdi gene Nefes filminden bir içtima sahnesi var. Ben ondan sonra size soracağım Osman Pamukoğlu. Siz de böyle askerlerinizden böyle mi konuşuyordunuz diyerekten. Bir bu içtima sahnesini bir izleyelim. Ondan sonra söyleşimize devam edelim. Bu adam uyudu diye öldürün. Bu adam uyudu diye. Uyursan ölürsün. Ölürsünüz. Sen olursan ölürsün. Sen olursan ölürsün. Sen olursan herkes ölür. Osman Pamukoğlu böyle mi konuşur komutanlar askerleriyle? Bir yüzbaşı teğmen üsteğmen böyle konuşabilir. Çünkü askerin bizzat başında, müfrezinin, timin, takımın veya bölüğün başında. Ama benim böyle bir imkanım olmaz çünkü Hakkari'de 55 bin asker, 8 bin subay, astsubay benim dönemimde vazife yaptı ve ayrıldı. Ben konuşurum. Ama 600-700 bin kişilik gruplara topluca konuşurum. Onlara. Topluca hitap ederim yani. O daha çok Bülent'le Ebu Bekir'in belki yapacakları şeyler mi? Subaylar konuşacaklar. Yani konuşurlar da bu tarzda. Burada dikkat çeken bir şey var. Uyursanız ölürsünüz diyor. Benim en sık kullandığım şey herkes bilir. Durursanız ölürsünüz. Bu harekatın ve bu mücadelenin tipinde durmak demek ölüm demek. Bu karakollar her zaman benim her yerde söylediğim, yazdığım, çizdiğim karakollar nefret ettiğim yerlerdir. Bu tip mücadelelerde karakolları kabul etmiyorum. Bunlar hepsi şeydir, hedeftir. 93, 94, 95 yıllarında yüzlerce karakol bu şekilde basılmıştır. Bir gecede Hakkari'de 44 karakol, sadece karakol basılmaz. Üsler de basılır. Normal kışlara da basılır. Köyler de basılır, mezralar da basılır. Yalnız böyle karakol içine kadar girmediği bir gecede. Yani bir gecede 44 karakol mu basıldı? Hayır, şöyle 44 tane karakol vardır. Bunların birkaç tanesi mutlaka tacize Anladım. uğrar veya baskın teşebbüsüne maruz kalır. Yalnız bu sadece karakollar olmaz. Mezralar olur, köyler olur. Hatta küçük kışlalara ve arazide tertiplenmiş askeri birlikler üstlerine de olur. Mesela şu hareket, içeri girme hariç, karakol içine girip böyle içeridekilerle çatışma hariç, bir gecede 3-4 kez olduğu variktir. Mesela Hakkari'de 44 karakol vardır. Bunun 28'i basılmıştır Hı. ve 5-6 kere de basılmış. Şimdi filmi seyrettiniz, beğendiğinizi de söylediniz, eksiklerine rağmen beğendiğinizi de söylediniz de sizin için neyi anlatıyor? Eksikleri vardır mutlaka bir filmin ama sizin için nasıl bir film? Biz tabii bu filmin kapsamını yüzlerce kere yaşadık. Ve gerçeklere yakın Tabii diyorsunuz. yani yaşandı. Şimdi bu film amacına ulaşmış. Bunu Nedir amacı? yapımcıları neye hedefliyorsa o hedefi elde etmiş bu film. Bu filmde bizim insanları en çok etkileyen Atatürk büstüne olan özenleriyle bayraklarına gösterdiği özen.